Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri, kendi füzeleriyle evimize geldi. Bu füzeler artık evimizin eşiğinde bulunuyor. Acaba saldırı füzelerinin evimizin yanına yerleştirilmemesini istemek gereksiz talep mi? Burada sıra dışı ne var? Açıklamalarında bulunmuştu. Putin açıklamalarında Amerika Birleşik Devletleri'ne adeta gözdağı verdi. Putin, Rusya'nın füzelerini Meksika veya Kanada'ya yerleştirmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri nasıl hisseder merak ediyorum, dedi. Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in Avrupa Birliği, AB ortaklık anlaşmasını imzalamaması ile başladı. O adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukovych'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti. Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti. Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 17 Aralık'ta Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleriyle imzalamak istediği güvenlik önerileri taslaklarını yayınlatmıştı. Öneriler arasında Avrupa'da karşılıklı güvenlik garantileri, kısa ve orta menzilli füzelerin birbirlerinin topraklarına ulaşmaması ve NATO'nun doğuya, Rusya'yı çevreleyen eski Sovyet Cumhuriyetlerine yayılmaması gibi maddeler yer alıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.